Arkadaşlar herkese merhaba. Ben bu Şampiyon. Bugün size 1000 abone, 4000 saati nasıl tamamladığından bahsedeceğim. Bu kanalı yaklaşık 1 yıl, 1 ay önce kurmuştum dostlar. Eylül 2019'da kurmuştum kanalı. Ve kanala ilk açtığımda, hatta ilk videomu da şu an görebilirsiniz. Sadece Diablo 3 içeriği üretiyordum. Ve görmüş olduğunuz gibi web kameram kötüydü, mikrofonum yoktu, profesyonel bir ekipmanım yoktu. Video anlatımlarım... Yani şu ankine göre çok çok iyi değildi. Yani bu işe yeni başladım çok belliydi. Fakat zamanla şimdi en son görmüş olduğunuz videoda çok daha rahatlıkla insanları yani size hitap edebiliyorum. Çünkü bu zamanla gelişen bir yetenek dostlar. Kimse anasının karnından YouTube içeriği üreterek doğmuyor. Burada sürekli kendinizi geliştireceksiniz. Kendinizi geliştirmeye adadıysanız ve bu işi hakikaten severek yapmak istiyorsanız bir YouTube kanalı açıp ilerleyebilirsiniz. Ama 1000 abone 4000 saat için Hakikaten biraz kendinize adamanız gerekiyor bu işe. Ve bu işi sevmeniz gerekiyor. Çünkü karşınızdaki insanlar, aboneleriniz sizin ne kadar yapmacık olup olmadığınızı da kamera önünde anlayabiliyor. Ya kamera önünde her şey ortaya çıkıyor dostlar. Ya özellikle canlı yayında yapıyorsanız direkt zaten kişiliğiniz ortaya çıkıyor. Yani olduğunuz gibi görünmeye çalışın dostlar. Farklı bir insan görünmeye çalışmayın. Yani farklı bir şekle girerseniz zaten o içeriğiniz tutmuyor günün sonunda. Yapacağınız içeriğin kalitesi de çok önemli. Hangi içeriğe hakimseniz ona yapmaya çalışın. Ve sevdiğiniz bir içeriği üretmeye çalışın. Ben oyun oynamayı sevdiğim için oyun içeriği üretiyorum. Mesela siz vlog çekmeyi severseniz vlog içeriği üretin. Bu tamamıyla sizin stratejinizi almış. Yemek mi yapmayı seviyorsunuz? O zaman yemek yapma içeriği üretin. Burada tamamıyla sevdiğiniz işi yapın ki bir saatten sonra size bu bıkkınlık getirmesin. Çünkü emin olun bu bir yıl içerisinde çok pes etme durumlarınız gelecek. İlk başlarda benim de başıma gelen bir durumdu bu. Hakikaten böyle sıkılıyordum, bunalıyordum. Ya neden izlenmiyor diyordum. Çok güzel içerik üretiyorum, neden izlenmiyor. İlk başlarda böyle hissedeceksiniz. İlk hissettiğiniz duygu bu olacak. Diyeceksiniz ki ben çok güzel içerik yaptım, neden o kişi izliyor? Halbuki o kadar çok güzel bir içerik yapmamışsınız. Şimdi birinci videonuzla en sonuncu videonuza böyle 200-300 video çektiğinizde baktığınızda diyeceksiniz ki ben neden 10 izleme aldım bu birinci videoda anladım diyeceksiniz. Çünkü YouTube zamanla gelişen bir şey. Hemen olacak bir şey değil. Yani kendi önünüze bir hedef belirleyin ve planlı çalışın. Haftada 3 kere ya da 2 kere video yayınlamaya çalışın ve bunu sürekli abonelerinize belirtin. Belirli bir standartta video yayınlamazsanız dostlar Aboneleriniz sizin kanalınıza geldiğinde video göremeyecektir ve bu da güvensizliğe sebep olacaktır. Eğer sizi hakikaten bağlı bir kitle istiyorsanız belirli kurallara uymanak zorundasınız. YouTube'da abonenize 3 içerik söz verdiyseniz 3 içerik üretin o hafta. 2 içerik verdiyseniz de 2 içerik üretin ama belirttiğiniz gün ve saatlerde olsun. Yani saatleri bile tutturamazsınız. O gün içerisinde mutlaka üşeriyi üretin. Dikkat etmeniz gereken en önemli husus bu. Çünkü burada süreklilik çok önemli YouTube'da. Yani siz 10 tane video çektiniz. Benim kanalıma kimse abone olmuyor diye pes etmeyin. İşin sonunu bırakmayın. Devam edin. Yaklaşık 270 video çektim. Ve hepsi birbirinden farklı videolardı. Sürekli kendimi geliştirdim. Sürekli kendime bir şey koydum. Hep artı bir şey koyacaksınız. Her seferinde Kendinize artı bir şey ekleyeceksiniz. Siz farkında olmadan aboneliğiniz size öyle güzel bilgilendirmeler yapacak ki yavaş yavaş büyüyeceksiniz. Bir anda büyümeyi beklemeyin dostlar. Bir anda 1000 abone 4000 saate reklam da alamayabilirsiniz. Onu da düşünün. 10 tane içeriye YouTube size partnerlik vermeyebilir. İçerinizin kalitesine bakıyor. 10 videoda 1000 abone olacağım ve 4000 saati tamamlayacağım tribüne girmeyin. Bir vlog çekersiniz. 3 tane vlogta 3 milyon hit alırsınız. Trende girersiniz. Belki o zaman alır. Ama YouTube partnerlik vermek için dostlar sizin içeriğinizi kontrol ediyor dostlar. Benim etrafımda bildiğim birçok o böyle 30-40 videolu çeken YouTuberların partnerlik almadığını biliyorum dostlar. Çünkü içerikleri kaliteli değil. Sizin yapmış olduğunuz içerik reklam kalitesi yapabiliyor olmalı. Yani YouTube sizin kanalınıza reklam verecekse ve iştiraklar sizin kanalınıza reklam verecekse sizin içeriğinizin bir değeri olması gerekiyor. Eğer değerli içerik üretemezseniz 10 tane içerikle 1000 abone 4000 saat yapıp para kazanmayı beklemeyin. Yani YouTube bunu onaylamayacaktır zaten. Böyle bir sürü kanalı YouTube reddediyor. Dolayısıyla hile uğradığı da başvurmayın. İşte 1000 abone satın alayım, 4000 saat satın alayım. Dediğim gibi partnerlığınızı onaylamaz YouTube. Çünkü kaliteli bir içerik üretmeniz de gerekiyor. En önemli yapacağınız şey pes etmemek dostlar. Pes etmeyin, içeriğinizi üretin. Emin olun o kitle kanalınızı bulacak. Yapmış olduğunuz kitle. Vlog mu yapıyorsunuz? Vlog severler sizi bulacak. Diablo içeriği mi yapıyorsunuz? Diablo severler sizi bulacak. Onlar sizi elbet bulacak. Siz yeter ki düzenli içerik üretin ve pes etmeyin. Ya bu işin özü bu aslında ve her gün öğreneceksiniz. Her izlediğiniz videoda farklı bir şey öğrenmeniz gerekiyor dostlar. Örneğin ben Diablo içeriği üretiyorsam Diablo içeriği üretenleri takip ediyorum. Çünkü ne olduğunu bilmem gerekiyor. Ve onların ne yaptıklarını da takip etmem gerekiyor. Ya bunun için yani bilgi o kadar eskisi eskisi gibi değil. 20 yıl öncesi gibi değil. Bir bilgi o kadar yakın ki bize, hemen ulaşabiliyorsunuz bilgiye. Yani YouTube'a yazdığınızda, siz mesela bir oyun içeriği üretmek istiyorsunuz, Counter Strike oyun içeriği üretmişsiniz, Counter Strike yazdığınızda en hit olan videolara bakın. Burada e, oyuncular nasıl oynamış nasıl konuşmuşlar? Nasıl hitap etmişler? Bunlara dikkat edin. Ya burada hitap şekli de çok önemli. Bir mottonuz olsun. Kanalınızın bir ismi olsun ve bu size bir mottonuz olsun. Benim her videoya girişimde arkadaşlar merhaba benim bu şampiyon değişim benim bir mottomdur mesela. Bu bana özgü bir mottodur. Yani siz de içerik üretirken, abonelerinizi selamlarken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinize ait bir logonuz olsun çok önemli bir şey. Kendine ait, kendinize ait bir logonun olması, bir trailer videonuzun olması, videonun kapanışında haftada kaç gün video yayınladınız bunları mutlaka abonelerinize belirtin ve kanalınıza kitle gelmesini sağlayın. Dediğim gibi her şey bir anda olmayacak. Pes etmemeniz gerekiyor. Ben de çok pes etmeye yakın olduğum durumlar geldi ama hiçbir zaman pes etmemeye çalıştım. Kendimi fokuslamaya. Çünkü ben bu işi severek yapıyordum. En önemli şey bu. İlk olarak bu işi severek yapmazsanız zaten olmuyor. Abi. Hakikaten sevdiğiniz içeriği üretin. Yani bu işi kimse size zorla yaptırmıyor milyonlarca dışarıda vlog çeken, işte YouTube videosu yapan, oyun videosu çeken, yemek videosu çeken insanlar var. Arada bir farklılığınız olsun. Farklı bir şey yapmanız lazım. Ona da farkında olun. Ben içerik üretirken artık farklı üretmeye çalışıyorum. Mesela bu videoda da yorumlarınızı bekliyorum aşağıda dostlar. Yani ben ne farklı içerik üretmeliyim? Bazen düşünüyorum çünkü hakikaten işin içinden çıkamıyorsunuz. Yani yeni bir içerik üretiyorsunuz. Mesela ben en son yaptığım bir teknolojiydi. Teknoloji altında bir playlist oluşturdum ve teknoloji içerikleri yükledim. Çünkü farklı bir şey de yapmak istiyordum. Bu benim teknoloji ilgi alım. Her gün takip ettiğim bir şey. Bu sektörde olan bir insanım. Aynı zamanda normal hayatta çalışan bir insanım. Bu işi hobi olarak hakikaten severek yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla yani biraz böyle düşünmeniz lazım. Hayatınızın kanalınıza olmuş, ben burada mutlaka para kazanmalıyım, her şeyi yapmalıyım. Şey modu da var, yani inanılmaz şey yaparsınız, böyle troll içerik yaparsınız, çok çabuk it olursunuz. O da bir seçenek. Yani öyle insanlar da var yani. Yani YouTube'da viral olmak için değişik değişik işte ne bileyim 200 metre derine daldım, işte oraya zıpladım. Ya yani challenge videoları da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış dostlar yani. Dolayısıyla dikkat etmeniz gereken bunlar dostlar. Dediğim gibi pes etmeyeceğiz. Aboneleri kanala çekmemiz için elimizden geleni yapacağız. Özellikle kaliteli içerik üreteceğiz. Boş içerik, oyun oyuncu sırf oyun oynanacak içerik yapmayın dostlar oyunun içerisinde bir kalite olsun. Sizin tarzınızı yansıtsın. Ben oynadığımda Diablo'yu ben kendi tarzımı yansıtıyorum. Siz belki başka bir oyununuzda kendi tarzınızı yansıtabilirsiniz. Bir kendi tarzınız olmalı ve videoda insanları bilgilendiriyor olmasınız. Neden kullanıcı gelip benim bir abone beni izlesin? Veya benim bir değerli bilgi vermem gerekiyor. Ben şu ana kadar oluşturduğum bütün Diablo rehberlerinde insanlara sürekli Diablo'nun çok basit bir oyun olduğunu ve bu oyunu oynamak için bu rehberleri izlediğinizde çok rahatlıkla oynayabileceğini anlattım. Ben onlara bir içerik sundum ve o yüzden benim kanalıma geldiler. Ve birçok insan benim kanalım sayesinde Diablo'yu oynayabilir oldu. Benim en çok mutlu eden şey de şuydu. Şu hazzı da yaşayacaksınız. Mesela bana yorumlar geldiğinde dikkatimi çeken şey şuydu ya. Abi senin sayende Greater Rift 130'a giriyorum abi. İnanılmaz güzel karakterim oldu. Öyle güzel şeyler yaptım ki mutlu, inanılmaz oldu karakterin gibi cümleler. inanılmaz mutlu ediyor beni ya. Demek ki ben bazı işleri doğru yapmışım ve doğru kesime hitap etmişim ve bana böyle güzel cümleler söylüyorlar ya. Bu işin hazzı da farklı dostlar. Dolayısıyla yaptığınız içerik boş olmasın. Olsun. Teknik olarak yani eğitim kanallarında toparla şey bulursunuz. 1000 abone 4000 saati 2 günde yaptım, 3 günde yaptım. 3 günde yapmayın abi. Kaliteli içerik yapın. Pes etmeyin ve bu işin arkasında bırakmayın. Bu videonun altına da yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki seride ne görmek istiyorsunuz? Soru cevap yapalım. Bir sonrakinde öyle diyorum. Bana sormak istediğiniz soruları bu videonun altına yazın dostlar. Ben de bir sonraki videoda cevaplayayım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.